Çanakkale'de 17 Burada AVM'de gerçekleştirilen maraton fuarının açılışına turizm şirketi ortakları Armağan Aydeğer ve Ahmet Çelik, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Ali Sürücü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer, ÇÖMÜ Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Erdem ve Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Necdet Ayaz ile birlikte vatandaşlar katıldı. Buyurun değerli arkadaşlar. Barış için çiziyorum resim yarışması ortaokul kategorisinde ödül alanları birazdan anons edeceğim. Fuar açılışında bir konuşma yapan Armağan Aydeğer, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri Gelibolu Maratonu'na ilginin her geçen yıl arttığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Burada 17 AVM içerisindeki 3 günlük akreditasyon sürecine başlamış bulunmakta. İçinde bulunduğumuz günden itibaren ve yarın da devam edecek olan 3 gün içerisinde sporcularımız fuarda gelip kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. Ve aynı zamanda kendi akreditasyon kitlerini teslim alacaklar. Bu süreç içerisinde birçok katılımcı destekçi firma kurumlarımızla etkinlikleriyle gün boyu sizlerle bir arada yer alacaklar. Koşularımızın her biri için sabah erken saatte Gelibolu Çanakkale İskelesi'nden sabah 7, 8 ve 9 saatlerinde feribotlarımız hareket edecek ve daha sonra da yine sizleri Morto Koyun'dan başlayacak olan organizasyonumuza yetiştirecekler ve tekrar geri gelmenizi sağlayacaklar. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acar ise yaptığı konuşmada üniversite olarak ilk yıldan bu yana bu işin içinde olduklarını belirterek düşüncelerini şöyle dile getirdi. Bunlardan bir tanesi de azmimizi millet olarak azmimizi ve çabamızı gösteriyor. Bu zaferin gerisinde bu var. Dolayısıyla Armağan Bey'le ilk konuştuğumuz zaman da söylemiştim. Gelibolu Yarımadası'na, tarihi alana en yakışır faaliyetlerden birisi Türksel, bugün Türksel Maratonu olarak anmaya başladığımız Türksel'in desteğiyle ama o zaman Gelibolu Maratonu demiştik sadece. Yakışır bir faaliyet olacak demiştim. Gerçekten de öyle. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin adı en çok duyulan, en önemli maratonu haline gelecek. Çanakkale Belediye Başkan Vekili Ali Sürücü ise yaptığı konuşmada 2015 yılında başlayan maraton etkinliğinin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek gelecek yıllarda bu sayının daha da artacağına inandıklarını söyledi. Bu organizasyona resmi kurumların katkılarının yanında sivil toplum kuruluşlarının da katkıları çok önemli. Başta genç turizmcilerimiz Armağan Aydeğer ve Ahmet Çelik'e katkıları için teşekkür ediyorum. Çanakkale'nin turizmine, ekonomisine çok büyük yararı olacaktır. Dolayısıyla bunun devamında hepimizin katkısı vardır. Ben sizlere teşekkür ediyorum. 1968 Meksiko City Olimpiyatlarında 4. olarak bugüne kadar Türkiye'nin aldığı en iyi dereceyi alan Balıkesirli maratoncu İsmail Akçay da kısa bir konuşma yaparak sporun ülke tanıtımındaki önemine değindi. Bence her zaman konuştuğum bir nokta var. 3 nokta çok önemlidir bence. Çünkü yaşadım. Belki söylemediler. Ben 181 defa milli oldum. 28 ülkeye gittim. Ve koştum yerler. 2000 kişilik bir saat değil. 50.000 saat değil, Londra caddelerinde, New York caddelerinde koştum. Neyle koştum? Fenerbahçe, Beşiktaş forması bile değil. Ay yıldızlı formayla. Bunu söyleyeyim. Şimdi sözüme başlamadan evvel. Bir, Türkiye Cumhuriyeti diye bir devlet, bir ülke, bir millet varsa neye borçludur? Büyük Atatürk'e saygıyla yürüyorum. İki, şurada hepimiz huzur içinde yaşıyorsanız kime borçluyuz? Şehit ve gazilerine saygıyla yürüyorum. Üç, bizim namusumuz, şerefimiz, gururumuz, haysiyetimiz olan Şanlı Türk bayrağına önünde saygıyla yürüyorum arkadaşlar. İşte.
Konuşmaların ardından maraton fuarının açılışı gerçekleştirildi ve katılımcılar fuar alanındaki standları gezdiler. Ayrıca fuar kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere de ödülleri verildi. Barış için çiziyorum resim yarışması ortaokul kategorisinde ödül alanları birazdan bahsedeceğim.